Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Tonguç mükemmel bir deney tasarladık. Ne yapacağız hocam? Elektrik enerjisini, yani bu elektrik frize takacağız bunu. Sonrasında bunu ısı enerjisine dönüştüreceğiz ve ısı enerjisine dönüştürüp suyu ısıtacağız Tonguç. Artık suyu çarpılmayalım hocam. Gerçekten de sınava çok az zaman kaldı. Aynen, suyumuz ısınıyor. Sonuçta seneyi bitirdik çok güzel bir şekilde. Şimdi elektrik enerjisi, ısı enerjisi nasıl oluşuyor ona bakacağız. Tabii bu çok önemli ve zor bir deney. Tehlikeli duruyor hocam. Tehlikeli bir deney. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Eldivenlerimizi giymemiz gerekiyor Tonguç. Hocam. Artık eldivensiz bir iş yapmayacağız. Karar verdik. Çünkü... Eminim'den mi aldınız hocam eldiven? Yani birazcık tamam, doğru söylüyorsun. Hani tam şey gibi değil. Deney eldiveni. Ama gibi. Yakıştı hocam. Ama olsun. Yalıtımlı ve bir şekilde bizi koruyacak. Şimdi elektrik prizine taktığımız zaman çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Bunu her yerde bulamazsan biz özel olarak getiririz senin için. Elektrik prizine takacağız Tonguç evladım benim. Şunu elektrik prizine takalım. Hemen. Arkadaşlarımız bunu takacak. Sonrasında diyeceğiz ki. Steven biz, kendini yapaz. Aynen, bu elektrik prizine takıldı. Şimdi artık bu ısınmaya başladı. Elim yanmaya başladı. Bu da termometremiz. Bu termometremizde de ne kadar derece olduğunu görebileceğiz. Mesela şunu on off butonuna bastığım zaman Tonguç evladım benim, bunun kaç derece olduğunu görebiliyorum. Şu an kaç hocam? Şimdi önce bakalım. Başlangıcı hesaplayalım. Ya, başlangıcı hesaplayalım. Hemen seninle beraber bakalım. Başlangıcımız kaç dereceymiş? Hemen bakalım Tonguç evladım benim. Kaç derece gözüküyor? Hemen söyleyelim bakalım. 23.5 derece gözüküyor. Değil mi Tonguç evladım? Evet. Bence iyi. Isınmaya gerek yok. 20... Ben bu suyla yıkanırım. Bayağı bir ısınmaya başladı gerçekten de. Hatta 22.9 derece falan. Hatta 22.8. Azalıyor. Suyun sıcaklığı az olduğu için azalıyor. Şimdi Tonguç evladım benim, seninle beraber bu termometre burada dururken... korkmadım değil yani. Hocam var ya. Joz. Evet. Bilim için her türlü fedakarlığa katlanan değerli insan. Evet. Şimdi gerçekten de ısıtmaya başladı. Bana Joz yaptı. Hocam bir dakika, plastikse erimesin. Hayır, plastik ama erimez çünkü suyu ısıtıyor şu anda. Ha. Plastiğe dokundurmuyorum. Dokundurursam tabii eritebilir. Çok doğru bir şey söylüyorum. Tehlikeyi yani. Seviyor musunuz Tebrik hocam? Ediyorum. Tehlike ile yaşıyorum biliyorsun. Tehlikesin göbek adı. Şimdi bakalım bir sıcaklığı artmış mı Tonguç evladım bakalım. 80 derece. Gerçekten de sıcaklık artıyor. 26.7 falan filan bayağı bir. Ne yaptık buna Tonguç? Hangi enerjiye dönüştük söyler misin bana hemen? Elektrik enerjisini, ısı enerjisini. Mükemmel. Elektrik prizden gelen zımbırtıyı biz ne yaptık Tonguç'um? Suyu ısıtmak için. Maaş. Oha. Hocam çıplak elle tutayım mı? 30 dereceye geldi, bakar mısın? İnanmıyorum. İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Gerçekten. Hocam siz çayınızı kaç derece içiyorsunuz? Tonguç, kettle nasıl çalışıyor? Böyle. İşte bu şekilde bak, bu içinde bu var kettle aslında. Süper zekisin gerçekten de. Kettle gibi istiyoruz. O bayağı maşallah çok hızlı çıkıyor gerçekten de. Hocam suyu iyi marka almışsınız. Prizi iyi marka seçmişsiniz. Suyu ciddi manada ısıtık. Tabii şöyle göstermek daha mantıklı olur. Niye böyle gösteriyorsak. Ha, şöyle göstereyim. Suyu tam bir gösterelim Tonguç'um. Bakar mısın Allah'ını seversen? Sizi yeter yani, ya. İnanılmaz bir sıcaklık artışını görüyorum. 30 derece, 30-20 düştü. Demin birazcık çıkardım ya suyun içinden. Hemen naz yapıyor hocam. Gerçekten inanılmaz sıcaklık artışlarını şahit oluyoruz. Bugün bilim tarihinde bir çığır açıyoruz Tonguç. Oh be. Gerçekten de oh be diyorsun. İlk defa bir şey icat etti. Türkler ilk defa bir şey buldu. Evet, işte ısıttıktan sonra görüyorsun sıcaklığımız. Artık şunu prizden çıkartalım yoksa beni yakacak. Tonguç tebrik ediyorum. Nasıl kokuyor? Evet, oh be, gerçekten de çok kafayı yiyeceğim. Aman çok dikkat edelim, şunu alırız. Tebrik ediyorum. Evet, dolayısıyla sıcaklığımızın ne kadar arttığını buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Koruma önlemlerimizi aldık. Artık deneylerimiz bu şekilde daha karizmatik. Daha koruma. Spider-Man gibi olacağım elinde. Evet, tebrik ediyorum seni. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla bu şekilde sıcaklık artışını net bir şekilde gözlemledik mi Tonguç'um? Evet hocam. Süper. Elektrik enerjisini, ısı enerjisini düşün. Nasıl anladık? O zaman hadi bakalım bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Artık eldivenlerimizi çıkartalım. Hocam yakıştı, çıkarmayın. Evet, gerçekten de. Hadi bakalım, görüşmek üzere evladım.